Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulunan muhim haberlerine huzurunuza sunuş getirişimiz. Kınav istiklalar ekranımızda bulsun. Xitay Şarkı Türkistan'ın paxtasını yeni vasıta bilen bulan talan kılışkı başladı. Şinhua agentliğinin 19 noyabrdagi xabarda bildirilishicha Xitoy Sharqi Turkistonning paxta boyligini texnik unumlik bilan talon qilish maqsadida tosh yo'l transportini temir yo'l transportiga o'zgartgan. Xitoydagi paxta savdosi statistikasiga asoslanganda bu yil 1 oydan 10 oygacha temir yo'l transporti orqali Sharqi Turkistondan Xitoy o'lkalariga to'shilgan paxta 1 million 890 ming tonnaga yetib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 470 ming tonna oshgan. Bildirilishicha 2019 yili Xitoy paxta savdosi bozori bilan Xitoy temir yo'li Urumchi idorasi guruhi cheklik shirkati Sharqi Turkistonning paxtasini Xitoy o'lkalariga texnik ko'plab to'shish maqsadida tosh yo'l transportini temir yo'l transportiga o'zgartirish to'g'risida hamkorlik o'rnatgan. Ikki taraf temir yo'l transportining nurg'un halqalarini o'rtaq a'lolashtirib, g'ayri maxsus liniya iskelatining temir yo'l transportini qurib chiqqan. 2019 yılının oxirigacha Sharqi Turkiston ichidagi 45 o'rindagi paxtani kasbiy nazorat qilib boshqarish ambari temir yo'l asosiy kasb yuk maydonini qoplagan temir yo'li orqali to'shish tizimisi o'rnatgan. Sharqi Turkistondagi Xitoy o'lkalariga temir yo'l orqali to'shilgan paxta miqdori 2013 yildan buyon tunji qatim tosh yo'l orqali to'shish miqdoridan eshib ketgan. Bu yil 1 oydan 10 oygacha Sharqi Turkistonning tosh yo'l transportini temir yo'l transportiga o'zgartirish ashyo oboriti kasbida paxta kasbiga ketishliq korxonadan 200 dan ko'proqki yangidan ko'paygan. Rossiyaning Xitoy andishisi kuchaymoqda. Yevroosiyo kundalik nazoratchi gazetasining 18 noyabr e'lon qilgan maqolasida Rusiyanın Xitayının yumşaq küç vasısı bilen Otur Asiyanı Xitaylaştırışıdan endişi kılışkı başlıqallıqı bildirildi. Maqalıda təhlil kılınışca Rusiya hükümeti yıqındımayan Xitayının Otur Asiyadaki iqtisadi ve hərbi tərəqiyatıqa izcil dikkat kılıp gelgen bosumu növettiki acizliqini közü tutup Xitayının garibki karşı duruş hareketini kollaydıken. Ama Xitayının Yavru Asiyadaki hareketi Rusiyaya nispeten təhditki ayınlaşkı başlıqan. Bildirilishicha Rossiyadagi tadqiqotchilar Xitoyning bir balvoq bir yo'l savdo planining kengayib ketishiga qarshi turish kerakligini o'tirg'i qo'yishga boshlagan. Rossiya akademiklari kelgusida har qanday bir rayonda ta'sir kuchini saqlab qolish uchun savdo va harbiy harakatdan boshqa madaniyat muhim o'rinda turadi deb qarigan. Xitoy Sharqi Turkistondagi xalqimizni davomli turda asli makonlardan yotkimoqda. Xitoy rejimining yaqindan buyon Sharqi Turkistondagi yerlik aholilarni bo'libmi uzun tarixqa va kuchlik yerlik madaniyatga ega ko'ni mahallalarda o'ltiraqlashgan aholilarni o'z joylaridan ayirib, atalmish yangi o'ltiroq rayonlarga ko'chirayotganligi ma'lum. Xinhua agentligining 18 noyabr bergan xabariga qaraganda Xitoy doiralari Sanji Xuizu avtonom rayonida 6517 ailenin atalmış emin öylerde oltıraklaş türünü tamamlıgan. Haberge karıganda Sanji Oblastı'daki Xitay dairleri 2021 yılda mı atalmış güzel yezi namedeki 3 yıllık kuruluş planı tüzgen bulup, Oblast evvelsi'deki yezi kenet ahallarını devamlı emin öylerge köçürüş ve yeniden mahalli berpa kılış işini devamlaştırıdıkken. Xitay taratkuları tarqatkan bu axtiki haberlerge asaslanganda Xitay rejimi yana Korla, Aksu, Qatarlıq şehirlerde mi o'xshash shaklda yerlik aholilarni asldagi mahalla va kanatlardan yotkab, yangidan selingan o'ltiroq uylarga ko'chirayotganligi ma'lum. Bu yil 10-oyning 24-chi kuni Qashqar Koni shahar naysida Xitoy virusi yuqumi tarqalib, butun viloyat qamal qilingan bo'lsa-mu, arzon baholiq uy, yotoqliq maktab qatorliq 832 xil qurilish turi tamomlanganligi xabar qilingan edi. Sharqi Turkiston miqyosi bo'yicha elib berilayotgan bu xildagi koni uy mahallalarini chekish to'lqini chatallik mutaxassislarning diqqatini qo'zg'imoqda. Mushu sohada tadqiqot elib borgan Amerika Berin Mavir universitetining professori Loren Hansen xonim bu vaqtki tadqiqot maqolasida Xitoy doiralarining koni uylarni yangilash nomida Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan mahallalarni chekish harakatlarini elib berayotganligini ilgari surgan. U buni zimin bilan kimlik orasidagi munosabatni uzish ve şundaqla mutlaq kontrollukni ishqa oshirishni maqsad qilgan deb tushundirgan. Xitoy rejimi 2017 yildan buyon millionlagan Uyg'urni lagerlarga qamash
yaşlarını Türküm Türkümlep Xitay ölkülerine yetkeş bilen bir vaqtta, yani Şarkı Türkistan'dan her kaysi şehirlerinin ul əslahalarına zor məbləq selip, Xitay köçmenlerini Türkümlep yetkep çıkıp uğurlaştırmaqda. Zamanında Hitler üçün hizmet kılgan Volkswagen şirketi bugün Xi Jinping üçün hizmet kılıp atamdı. Dünyadaki en çok maşin şirketi bulgan Volkswagen'nin Ürümçideki en küçük zavodi onunla en zor baş ağrıqı elip geldi. Bir haftadan buyan Germaniya hem de Avrupa matbuatlarının bazı sahipleri dünyadaki en çok maşin şirketi bulgan Volkswagen'nin Ürümçideki zavodi doğrusudaki münazırlar bilen toldu. Gerçi hiçbir akbarat vasıtları Volkswagen'nin Şarkı Türkistan'daki mecburi emgek bilen bulgan alakısı dair birer delil ispat körüstü birelmegen bosumu, ular hiç bulmasa Volkswagen'ni Uyghurlar uçuravatkan zulümlerine sükut kılıç bilen toxtumay ayıpladı. Bu ayıplaşlar hatta Volkswagen şirketinin tarihini otturgu söyrep çıktı. Volkswagen şirketi 1937 yıllardan başlap Nazistler Germaniyasının rehberi Hitler'nin yardım bilen kurulgan hem onun üçün hizmet kılgan bulup, tedirci mecburi emgekki tayinip Hitler üçün herhal katnaş koralları ve uruş eslehalarını yasap bergen. Ular işletken işçiler kiyince Hitler kurgan ceza lagirlerdeki tutkullar bulgan. Bu tarih bugünkü Şarkı Türkistan'daki milyonluğun Uygurlar kamalgan ceza lagirleri ve mecburi emgek bilen seliştirildi. BBC'nin 16. Noyabr bu hususta elan kılgan makalesi bayan kılınışı, Volkswagen'ın icraiye reisi Stefan Wollenstein bu konu tarihini itiraf kılıp, bu vaka Nazistler zamanında hakikaten mi bizden zavodimizde yüz bergen. Biz mecburi emgeki tayinip halkını Volkswagen bilen temilligen digen. O yana takitlep elbette bundaq işini bugün herkes kabul kılgılıp olmaydı. Bunun için biz barlıq işlep çıkılış oğrularda mecburi emgekten hali buluşku kapadetli kılıvadımız. Ürümçideki zavodlarımızda mı alahide tekşürüp çıktık. Biz mecburi emgek bulmaslıkka mutlak kapadetli kılımız diyen. Bu adam 2019 yılı Beijing'de ötküzülgen maşini körgezmesi muhbirlarga ceza lagırlardan haberim yok dep koyup bunun derdini uzun tartkan idi. Metbuatlarda aynı zamanda Yahudilerden mecburi emgeki tayinip gitlerini kollagan Volkswagen'nin bugün Uygurlarının mecburi emgeki tayinip Xi Jinping'ın kollavatkallıkı bayan kılınavatkallıkını tilga algan Dünya Uygur Kurultayı Tetkikat Merkezi'nin müdiri Enver Ahmet Efendi'nin eğitişçe, hazır Germaniya matbuatları Volkswagen'nin kişilik hukukunu depsende kılışkı dair arxivlerini aşkarlap, Volkswagen'ni ciddi agahlandırmaqta iken. Haberlerde bayan kılınışça, Volkswagen'nin Xitay'da 30 işki zavodi bar iken. 2013 yılı Ürümçide kurulgan tarmaq zavodi, yılıgı 20 000 maşini çıkırdıgan en küçük zavod hesablandı iken. Bu zavodda işleyatkan 600 işçinin aran 25% Uygur ve başka yerlik milletler iken. Ama bu en küçük zavod bu küllerde Volkswagen şirketini en çok baş ağırlığa girip tarıkılmaqtı iken. Akbarat sahası kişilik hukuk organları onunla kattık besim işletmekte iken. Xalqaro Dini Erkinlik Birleşmesi Ministerler Yığınıda Uygurlar meselesini oturuğa koyuldu. 3. növetlik Xalqaro Dini Erkinlik Birleşmesi Ministerler Yığını Polşa hükümetinin uğrullaştırışı bilen 16. ve 17. noyabr günleri tordu ötküzülgen bulup, Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo bu yığından muhakeme münbirige riyasetçilik kıldı. Mezkur muhakeme münbiride din ve itikad erkinlikini ilgili sürüşke dair meseleler muhakeme kılındı ve kiler yıllık planlar oturgu koyuldu. 17. noyabr günü Amerika Xalqaro Dini Erkinlik Elçisi Sam Brownback akbarat elan kılış yığını açıp, Dini Erkinlik Ministerler Yığını ve Sökbet Münbiride oturgu koyulgan meseleler doğruluk fikir bayan kıldı. Hem de muhbirlerinin suallarına cevap verdi. Brownback efendi bu akbarat elan kılış yığında Xalqaro Dini Erkinlik Birleşmesi'ye katılgan devletlerinin Xitay virüsü mezgildi mi öz burcunu ve vazifesini ada kılıp gelgenlikini. Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo'nun her katımlık yığında muhim bayanat verip kelip atkanlıkını Amerika'daki her iki partiyanın Xalqaro'daki dini erkinlik meselelerine yakından köngül bulduğanlıkını. Amerika Avam Palatası'nın başlığı Nancy Pelosi hanımının Xitay'daki dini bastırışını izgil ayıplap kelip atkanlıkını Kiler katım sayılınıp çıkadığan Amerika Prezidentinin bu meselini muhim oranına koyup, dini erkinlikini koğdaş üçün küreş kıldığanlığını bildirdi. Şunun bilen birge, o dünyanın bazı caylarda milleti ve itikadı sebebinin yeklini vatkan, çeklini vatkan, ziyankeşlikke uçura vatkan aciz halıklarını koğdaşının nahayeti muhimliğini takitledi. Brownback, Xitay'daki dini ziyankeşlik hakkında tohtulup mundaq dedi.
Biz bugün yukarı texnikalik nazarat sistemasini qo'llanib, e'tiqodga ommani bostirish qilmishini cheklaydiganligimizni jakarlaymiz. Xitoy rejimi musulmonlar ko'p sonlikni egallaydigan Sharq Turkistonda chiroy tunish texnikasidan foydalanib, e'tiqodga ommani bostirdi. Tekshirishga moslashmaganlarni lagerlarga soldi. Millionlarcha Uyg'ur jazo lagerlarida tutib turilyapti. Biz Xitoyning bundoq texnikalardan foydalanib, e'tiqodchi xalqni bostirishiga yo'l qo'ymaymiz. Birleşken Milletler Teşkilatı Başkatibi Guterres vatanımızdaki kişilik hukuk defsendikliklerini tekşirişki çağırıldı. Amerika, İtalya, Kanada, Avustralya Katarlık devletler ve Avrupa Parlamentedeki bir kısım azalar 16. Noyabr Birleşken Milletler Teşkilatı Başkatibi Antonio Guterres'e mektup yazıp, onu Birleşken Milletler Teşkilatı mekanizmine işgiselip, Şarkı Türkistan'da 101 vatkan krizisini ciddi tekşirişki çağırdı. Mektupta ta'kidlanishicha Birleşken Milletler Teşkilatı Başkatibi bu meselenin tekşirişke alahide vekil, alahide tekşirişe yaki başka tekşiriş mekanizmlerini bekitişi, şununda kişilik hukuk genişinin alahide yığınını çakırışı gerekirken. Mektupta bilginizdek Birleşken Milletler Teşkilatı mutakhasislerinin hakiki hareket kullanış doğrusudaki çakırıkı, dünyadaki 200'den artık ammevi teşkilat tarafından kaydı ta'kidlandi. Biz bu çakırıkka avaz koşup bu mektubunu yazdık. Küçülük ve keskin ayıplaşının vakti ötüp gitmedi. Halbuki bugünkü vaziyet sizden bir taraflık hareket kullanıp, Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Şarkı Türkistan krizisini tekşürüşü, besim kılıç gücünü toluk işiltişini talep kılmakta değilgen. Sabık Kanada Adliye Ministeri Raoul Wallenberg, Kişilik Hukuk Merkezi'nin kurgucusu Erwin Kotler, yukarıki mektupki imza koygan kanun mutakhassisi ve siyasi yollarının biri. O 17. Noyabr Erkin Asya Radyosu'nun ziyaretini kabul kılıp, Antonio Guterres'in hukukunu işletip, müstakil tekşürgücülerinin Şarkı Türkistan'daki lagerlerinin işçi sırtıda çeklemesiz tekşürüş edip verişini ümit kıldı. Amerika Avam Palata Azası Ted Yoho, Tom Malinowski, Kengash Palata Azası Rex Scott, Jeff Merkeylilerinin başçılığı yazılgan bu mektup, Marco Rubio, Kevin Kramer, İlhan Ömer, James McGovern Katarlık Amerika Devlet Meclisi azalarının şunlıklı bir kısım Avustralya, Kanada, İtalya, Şivisariya parlamentleri ve Avrupa parlamenti azalarının imza koyuşuna erişken. Ular mektubuda Guterres bilen Birleşken Milletler Teşkilatı sistemisi içi de Şarkı Türkistan'daki etnik ve dini bastırışlarına karşı elindigan tedbirler hakkında sözleşişini karşı aldığalıkını bildirgen. Tayvan Sharqi Turkiston jamiyati ikki jumhuriyatni xotirlash yig'ini o'tkazdi. 2019-yilda qurilgan Tayvan Sharqi Turkiston jamiyatining boshlig'i advokat X. Chaudong Apandi Erkin Asiya radiosining ziyoratini qabul qilib, 15 noyabr yakshanba kuni Tayvan universitetida o'tkazilgan Uyg'ur tarixidagi ikki Sharqi Turkiston jumhuriyatini xotirlash suhbat yig'ini haqida ma'lumot berdi. X. Chaudong Apandi yig'inning nima uchun 15 noyabr kuni ochilganligi haqida mundaq dedi. Bu yığında nemi üçün bugünkü orunlaştırışımızdan sebebiye gelsek, 1933-yili 12. Noyabr ve 1944-yili 12. Noyabr günü Şarkı Türkistan'da iki kıtın müstakil cumhuriyet kurulgan. Ondan başka Dünya Uygur Kurultayımı 13. 14. Noyabr günleri yıllık hulas yığını içip, muhim kararlarını aldı. Şunu biz Tayvan Şarkı Türkistan Cemiyeti Dünya Uygur Kurultayı'nı maskademde Tayvan'da iki cumhuriyetini hatırlayış sökbet yığını uyuşturduk. Xochaudong Apandi'nin bildirişçe 15. Noyabr Tayvan Üniversitesi'de ötküzülgen mezgur sökbet yığınıda Tayvan Siyasi Üniversitesi'nin dosenti Li Fujong, Tayvan Devlet İdari Kılıç Tatqiqat Organı'nın hayeti Profesör Dong Liwen, Harbi İşler Sahipisi Yazgıçısı Lo Sibin Katarlık Üçeylen Şarkı Türkistan Cumhuriyeti hakkında dokulat bergen. Xochaudong Apandi yana sökbet yığındaki dokulatlar mezmuni ve münazir kılınan temalar hakkında toxtaldı. Onun bildirişçe mezgur sökbette Xitay Şinjan, yani yeni çigra deb atıp alğan Şarkı Türkistan'nın Xitay diginidek, ezelden Xitay devletinin ayrılmaz kısmı emez, belki besivilinğen zimin işkerliki ve bu iki cumhuriyetinin kıskı müddet içinde yıkılışıgı sebep bulgan tarihi amıllar asaslık münazır temisi bulgan. Japonya Uyghurlar hakkında işbadi bildirdi. Yeni Şapak Toru'nun 18. Noyabr'daki haberde bildirilmişçe, Japonya Uyghurlarının növetteki vaziyeti hakkında işbadi bildirip, Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk defsendiciliklerini yakından közü vatkallıkını etkan. Malum buluşça, Japonya İçki Kabandı'nın başkatibi Katsu Nobu Kato muhbirlerini kütüveliş yığınıda, Şarkı Türkistan'daki bastırışlardan endişe kılı vatkallıkını ve yakından közü vatkallıkını oturgu koygan. O sözü de akalli kişilik hukuklar hürmet kılış ve kanunun üstünlükteki kapalatlı kılış gerektiğini tekitligen.
Japonya Birleşken Milletler Teşkilatı'da Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki bastırışlarına karşı birleşme mektup yollayan 39 devletinin biri bulup hesaplandı. Trump saylamda aldamcılık yok da bayanat elan kılgan emeldarını vazifesinden elip taşıldı. Amerika Prezidenti Donald Trump, Amerika Tor Bihaterliki ve Ul Esleha Bihaterlik İdarısının başlığı Chris Krebs'ni saylamda aldamcılık yok da bayanat elan kılganlığı için işten boşaldı. Donald Trump Twitter'da elan kılgan bayanatıda Krebs'nin sözlerine cevap kaytırıp mundaq dedi. Krebs'nin 2020 saylamlardaki bihaterlik meselesine alakadar elan kılgan bayanatı intayin hata. Bu saylamda çoğun kanunsuzluklar ve aldamcılıklar yüz verdi. Ölgen insanların namıdan bilet taşlandı. Küzetkücüler bilet sanaş merkezlerine kirgüzülmedi. Bilet sanaş maşinistiki atılmış teknikilik meseleler Trump üçün taşlanan biletlerini Biden'nin hesabına geldi. Yine nime nimeler. Şuna hazırdan başlayıp, ben Amerika Tor Bihaterliki ve Ulu Esleha Bihaterlik İdarısının başlığı Krebs'ni vazifesinden elip taşlayman. Gülbahar Celilova hanımga Türkiye Saadet Partisi'nin şeref medali verildi. Türkiye Saadet Partisi'nin yığın zalda ötküzülgen hayatkı tökpü koşkan ayallar medal tarqıtış marasımında Gülbahar Celilova hanımga şeref medali verildi. 14 noyabr günü mezkur partiyanın yığın zalda ötküzülgen marasımga Saadet Partisi'nin reisi Temel Karamollu oğlu ve partiyanın ayallarga mesul reisi Ebru Esli Türk hanım başçılığıdaki partiya rehberleri medal verildiğin ayallar ve Ankara'daki Uygurlardan bulup köp sandık kişi iştirak kıldı. Gülbahar Celilova hanımının şeref medalini onun vakaleden İstanbul'da turvatkan oğlu Ahmetcan Sadirov aldı. Ebru Esli Türk hanım aldı bilen şeref medali doğrusu malumat verip mundaq dedi. Biz her yili hayatkı tökpü koşkan ayarlar namıda medal tarıqtı batımız. Bu mukabat 6 tür boyunca elip verildi. Bunun içindeki şeref medalini öz kesbide muvaffakiyet kazanan dünya tınıştığı ve terakkiyatı tökpü koşkan ayarlarına verip batımız. Ebru Esli Türk hanım bu yıl bu medalini Gülbahar Celilova'a berişinin sebebi hakkında toxtulup mundaq dedi. Şeref medali bu yıl Gülbahar Celilova hanımga berildi. Onun milleti Uygur, dini itikadi İslam bolganlığı üçünla Xitay rejiminin zulümüne uçurup ceza lagırlarına kamaldı. 15 ay jarayanında lagırda aklıga sığmaydığan derecede iskenceye uçurdu. Gülbahar hanım beşidin ötküzgen bu korkunuşluk keçirmişlerini cesurluk bilen dünya cemaatçilikige anlattı. Onun bu hız cesurluğu ve kahramanlığını gözü tutup, onunla bu şeref medalini layık gördük. Şeref medali verilgen hazır Fransiyada yaşayatkan Gülbahar Celilova hanım, bu medalini ceza lagırlarda yetibatkan begunah Uygur kerindaşları, bulup mu ceza lagırlarda bir kamerde yatkan Uygur ayarlar namıdan kabul kılgallığını bayan kıldı. Türkiye'de bir gün içinde Xitay virüsü bilen kaza kılganlar 116'ye yetti. 18 noyabr Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Ministeri Fahrettin Koca Türkiye'de bir gün içinde Xitay virüsü bilen yuqumlanğıçlarının 4215'ye yetkenliğini ilan kıldı. Sağlık Ministerinin aşkarlıkça Xitay virüsü bilen yuqumlandı deb güman kılınan 158811 kişi tekşürülüşü arqalıq yeniden 4215 kişinin yuqumlanğanlığı baykalgan. Bir gün içinde yine 116 kişi kaza kılgan. Okşaş vakitte yine 2592 kişi sakıyıp doktorhanadan çıkan. Türkiye'de Xitay virüsü başlangandan beri salametlikke eslige gelgenlerinin sani cemi 361655'ye yetken. Yakınki mezgil içinde Türkiye'de Xitay virüsü yukumu kaytidin küçüğü işge başladı. Bu sebeple Türkiye hükümeti bu haftadan başlap kaytidin sırtkı çıkış çeklemesi ilan kılıp içtimai faaliyetlerge karata türlük çeklemlerini yoluk koydu. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki programımızda görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki barlı hizmettaşlarımıza köptün köp rahmet eğitim. Esselamu Aleyküm.